Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kaşarlı kavurma yapacağız. Çok güzel bir tarifle geldim. Kesinlikle denemelisiniz siz de. Gayet de herkesin yapabileceği bir tarif. Şöyle 1 kilo kadar etim var. Üzerine yarım kepçe kadar sıvı yağımdan alıyorum. Orta ateşte suyunu salana kadar pişireceğim. Kendi suyunu saldıktan sonra tekrardan suyunu çekmesi için bekleyeceğiz. 3 su bardağı kadar suyunu ekliyorum. Şöyle arkadaşlar, 3 su bardağı suyunu ekledim ve orta ateşte pişiriyorum. Evet arkadaşlar, kavurmam suyunu çekti. Eğer hala sert ise daha fazla su ekleyebilirsiniz. Şöyle kuyruk yağım vardı benim. Kuyruk yağımdan ekliyorum. Şu şekilde kuyruk yağımı eritiyorum. Ağzını da kapayacağım şimdi, erisin. Arpacık soğanlarımı kızartma yağına atıyorum. Evet arkadaşlar, şöyle kavurmam yumuşacık bir şekilde pişti. Şöyle şimdi fırın kabıma alıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, etiniz yumuşak değilse, hala sertse su ekleyebilirsiniz. Daha yumuşak olur. Ya da 3 su bardağı suyu ekledikten sonra altını tamamen de kısabilirsiniz. Şöyle kızartmış olduğum soğanlarımı da fırın kabımın üstüne hepsini döküyorum. Şimdiden bile harika gözüküyor gerçekten. Şu şekilde her yerine dağıtıyorum. Tekrardan üzerine biraz daha kavurma alıyorum. Şöyle her yerine ekliyorum. Evet arkadaşlar, şöyle fırın kabıma kavurmalarımı, soğanlarımı koydum. Şöyle şimdi üzerine rendelemiş olduğum kaşarımdan koyacağım. Siz dilediğiniz kadar koyabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, baharat kısmını çekmemiştim. Bir tatlı kaşığı kadar karabiber, bir çay kaşığı kadar kimyon, yine istediğiniz kadar tuz. Ben bir çay kaşığı kadar tuz ekledim. Baharatlarımı da o şekilde kullandım. Fırınımı da üstüne açtım. 180 derecelik ısıttım. Şöyle kaşarımı da ekliyorum. Fırınıma göndereceğim artık. Üstü kızarana kadar, kaşarlarım eriyene kadar pişireceğim. Dediğim gibi şimdiden harika gözüküyor. Siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Şöyle fırınıma gönderiyorum artık. Evet arkadaşlar, kaşarlı kavurmam pişti. Gerçekten de harika gözüküyor. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Sizin de güzel yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi şöyle servis tabağıma bir parça alacağım, sizin için de göstereyim. Gerçekten de kokusu bile harika. Soğanlarım harika gözüküyor. Şöyle göstereyim. Sizin de yapabileceğiniz bir tarif, misafirlerinize de. Şöyle koyuyorum tabağıma. Şimdiden deneyecekler afiyet olsun arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere.